Ne oldu? Yok yok ana, ben sevincinden dedim öyle. Sana demedim yani. Ha, tamam o zaman. Deli kız. Gel sana bir kez daha sarılayım Belgin. Tamam. Her şey öğrendiğine göre bundan sonra hiç ayrılmadan hep mutlu olursunuz inşallah. Gel Zeynepciğim, ben de sana bir kez daha tabii sarılayım. Ne oluyor ya? Bana bak, sakın Memoli'ye belli etme. Tamam. Hadi bakalım. Yolcu yolunda gerek. Arada sırada bana Amerikalardan kart atın ha. Bizimkileri gösteririm. Ne oldu? Amerikalardan mı? Well. Kusura bakma Memoli, sizi tanıştırmayı unuttum. Belgin benim çocukluk arkadaşımın kızı. Ne? Çok uzun süredir yurt dışında da hazır Türkiye'ye gelmişken nişanlısıyla beni ziyaret etmek istemişler. Ama anne... Bak Belgin'cim, bu komiser Mehmet Ali. Hani biraz önce sana her şeyi baştan anlatmıştım ya. Tamam, ondan da bahsetmiştim. Yani komiser Memoli merhaba. Yalnızca iş arkadaşlarım bana Memoli der. Çok affedersiniz. Bir de ben diyebilirim tabii, eski nişanlısı olarak da. Yok ya, biz hiçbir zaman nişanlı falan değildik. Öyleydik, öyleydik. Değildik köylü kızı. Öyleydik. Değildik. Öyleydik. Değildik. Öyleydik. Çocuklar, çocuklar yeter. Vaktimiz geldi. Hadi Zeynep, köye varınca bana telefon et, olur mu abla? Canım sen geldi. Sen de kal sağlıcakla Elif Ana. Siz de hoşçakalın. Siz de. Memnun oldum. Hadi. Hoşçakalın. Yürüyün. Bak. Akşama görüşürüz Memoli. Belgin abla. Efendim Memoli. Az önce her şeyi en baştan anlattım derken ne demek istedin? Dedim ya, Belgin'in annesi çok eski bir arkadaşımdır. Birkaç yıl önce kaybettik. Biraz onu andık işte. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Bizi aşağıda bir ekip arabası bekliyor. Gittiğiniz yere kadar bırakalım yo, isterseniz. Yok yok Memoli. Yok yok. Boşuna sıkışmayalım ufacık arabaya. Baksana kaç kişiyiz biz. Tabii. Siz bilirsiniz. Hadi bakalım. Size de iyi yolculuklar. Köye gidince beni aramayı unutma Zeynep. Tamam. Abla. Canım. Kendine çok iyi bak ne olur. Çok mutlu ol, tamam mı? Sen de Zeynep. Hı. Sen de canım. Yavrum. Canım benim. Kan sağlıcakla. Biz daha ne bekliyoruz burada? Hadi bismillah, hadi. Taksi. Bırak gitsinler köylü kızı, bırak gitsinler. Onların görevleri var. Devletin arabasını özel işimiz için kullanmak doğru değil. Hadi şu köşeden bir taksiye bineriz. Olur. Zeyno kardeş, Zeyno kardeş, Zeyno kardeş. Sana gel, nasılsın? İyiyim sen? Saz arkadaşın yine buldu seni köylü kızı. Saz arkadaşım mı? Hadi o kadar hesaplama kız, şimdi aşağıya düşecek. No, gene mi gidiyorsun? Gene gidiyorum ya, gene gidiyor. Gene gidiyorum diyor ya, gene gidiyorum diyor ya. Az bekle, iniyorum aşağı, tamam mı? Dur dur. Tamam dur. Tamam, hadi gel çabuk. Ya köylü hadi kızı, bırak ve daha gidelim bir an evvel, acelemiz var. Hadi artık kızım, gidelim hadi. Durun ya, belki su dökecek arkamızdan. Ne, su mu dökecek? Tabi tez gidelim, tez dönelim diye. Ne? O zaman beklemek lazım. Beklemek lazım diyor ya, beklemek lazım diyor ya. Yettim. Gel canım. Sakin ol. Köye gideceksin, döneceksin. Tellerdeki kuşlar kadar özgür olacaksın. Kendine çok dikkat Beş. Et. Kendine çok iyi bak, olur sen de çok iyi bak kendine, sen de. Aha. Dikkat et de Sekiz. Şu pencereden kuş gibi Dokuz. Uçma. Tamam mı? Tamam. Aman ha, sakın uçma evladım. Olur, tamam. 12. Ya Zeyno ya, sen ne diye gidiyorsun ki? Ne güzel her sabah türkü söylüyorduk doğru, biz seninle. Doğru diyorsun da şimdi anam geldi. Yılan var ya benim anlatıyor yılan. Ya. Onun başı belada. Hala anlatıyor. Ya. Onun ver, için bize ver dedik ki. Dur içme. Kere su kız, bunu içme. Dinleme. Allah kahretsin, yine rötar var. Biletleriniz ve yeni pasaportunuz hazır efendim. Karınız ve çocuklarınız karşıdaki kafede sizi bekliyor. Karım ve çocuklarım mı? Dubai'ye kadar size eşlik edecekler. Ondan sonra tüm bağlantılarınızda yalnız başınıza olacaksınız. Çok teşekkür ederim. İyi yolculuklar efendim. Teşekkürler.
diğer öbettir seha eğer vakti abitti şeyh. Ali, Muhammed. Gidecek miyiz? Yok hayır anne. Herhalde 3-4 dakika sonra oradayız. Demek bu gittiğimiz ev senin büyüdüğün ev öyle mi? Hı hı. Onca yıl bu kadar yakınındaydın da. Artık her şey geride kaldı. Bak hep beraberiz. İnşallah ya. İnşallah. Aa babamı arayayım. Haber vereyim geleceğimizi. Öyle sürpriz yapacağız diye birden karşısına çıkarsa sonra yüreğine iner. Alo. Merhaba Belgin Hanım. Merhaba Müfit Bey. Müfit Bey mi? O kadar uzun yıl oldu ki onu görmeyeli. Müfit Bey babamla görüşebilir miyim? Babanız az önce çıktı Belgin Hanım. Çıktı mı? Ne olmuş? Ama bütün gün evde olacağını söylemişti bana. Müfit Bey. Müfit Bey. Alo. Orada mısınız? Müfit Bey. Alo. Alo. Sinan Bey havaalanına gitti Belgin Hanım. Acele ederseniz onu bir tek siz durdurabilirsiniz. Havaalanına mı? Havaalanı mı? Ne olur, ne olur acele edin Belgin Hanım. Yoksa bir daha geri döneceğini hiç sanmıyorum. Aman Tanrım. Hemen havaalanına gidiyoruz. Tabii hanımefendi. What's going on? Baba is flying away. We have to stop him. What? Babam havaalanına gidiyor. Öylesin yel vermeden dönmüyorlar. Hadi acele et, havaalanına gidiyorlar yani. Sen sakın kaçırma, ben merkeze haber veriyorum. Nereye gidiyorsun abicim sen? Yanlış yere gidiyoruz, oradan gidecektin. Yok abi, az önce sen telefondayken arkadaki abla dedi ki otobüs garajına gideceğiz dedi. Ben ondan girdim yani. Otobüs garajına mı? Ya ben dedim otobüs garajına gideceğiz diye. Dur abicim dur. Dön burnunu, havaalanının yoluna gidiyoruz hadi. Havaalanına mı? Havaalanına tabii, köylü kızı. Ha, yani uçak havaalanına. Ha? Yok ben korkuyorum ya. Sen yine otobüs garajına git hadi. Peki aynen abla. Devam et, dinleme ne bunu. Ne yapıyorsun kardeşim ya? Dur ya. Abi abla öyle söylüyor. Ya siz değil miydiniz beni bu kadar acele ettiren? Ondan sonra iki ayağımı bir pabuca sokan, hatta pabuç bile giymeme izin vermeyen? Ya, o kadar da demedik herhalde, öyle deme ana. Canım hiç acele etmedik. Ya sen burnun dikine git. Yani aynen dümdüz devam et, dinleme. Dur kardeşim dur. Ben ne diyorsam o olacak diyorum, tamam mı? Dönüyorsun ve havaalanına gidiyorsun. Peki, uçakta gideceğiz. Korkuyorum ya. Peki, uçakta abla, korkuyorum tamam. Ben otobüste gideceğiz dedim. Ya kardeşim uçakla gideceğiz. Otobüste gideceğiz. Uçakla gideceğiz. Aman işte gideceğiz. Tamam abi. Hayır otobüste. Uçakla. Tamam abi. Otobüste gideceğiz. Tamam uçakla. Tamam abi. Ya otobüste gideceğiz. Tamam abla. Uçakla gideceğiz diyorum. Otobüste. Uçakla gideceğiz abi. Uçakla. Otobüste. Uçakla. Ben kurtuldum be. Allah kahretsin. Benim çoktan yapmam gerekeni yapıyor. Nasıl yani? Yani seni bir yolun ortasında bırakıp arkasına bile bakmadan kaçıyor. Ben şimdi ne yaptım ya? Zeyne doğru söylüyor. Ne yaptı ki? Elif Ana, sen ilk günden beri burada olmadığın için hikayenin başını kaçırdın tabii. Burada olsaydın 65 bölümdür kızının bana neler yaptığını anlardın. 65 ne ya? Ben ne dedim ya? Dedin ki... Tamam ben ne dediğimi biliyorum. Şimdi beni iyi dinleyin. Buradan köye varıncaya kadar, hatta ben Erkan'ı kurtarıp tek başıma buraya dönünceye kadar benim planlarım geçerli olacak. Ben tamam. Ne dersem onu yapacaksınız. Tamam. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı dedim? Ana, böyle ayakta dikilip duruyoruz. Gel şöyle oturalım. Anlaşıldı mı dedim? Kafanda saç kalmayacak. Ya, deli bu. Bu ne böyle? Ne yapıyor bu? Taksi. Köylü kızı. Koş. Koşun. Garajına gideceğiz Zeyno, havaalanına devam et. Aman ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.